Evet dostlar, hepiniz yepyeni bir Farming Simulator bölümüne daha hoş geldiniz. Artık hem yeni bir bölüm, hem yeni bir seri, yeni bir harita, yeni bir heyecan, yeniliklerle karşınızdayım dayı. Artık diğer haritadan kurtulduk. Yeni haritamız burası, yeni evimiz, yeni çiftliğimiz de burası. Şöyle Allah izin verirse arabalardan da fırsat bulup karşıya geçip kapıyı açtık abi. Bu kapı de biz bu seriyi bitirip başka haritaya geçeceğim zaman ha böyle kapanır. Şimdi kapatmıyorum çünkü başka seriye geçmeyiz. Neyse, çiftliğimiz burası usta. Oyun bile ben zaten dediğim gibi daha önce oynadım ama hiçbir şeye dokunmadım. Sizin görmeniz açısından 1 milyon para veriyor. Ha böyle bir cip veriyor. Böyle bir remork veriyor. Böyle bir traktör veriyor. Valtra'nın 130'luk bir serisi. Bunu satarız büyük ihtimalle çünkü pek rengi falan hoş değil. Bu garaj reis bunların hepsi teker teker açılıyor zaten şöyle ama hepsi de boş. Çok güzel yani. Garaj alanımız bol bol var. Remorku da satarım şu remorku bu arada. Burası ön bahçemizdi. Şimdi arka bahçemiz de burası abi. Buradan da arka bahçeye geçiyorum. Neyse arka bahçeye geçmeden önce sizlerden ricam. Abi kanal neredeyse bitme durumuna geldi. Artık birer like'ınızı alırım. Çünkü bu saatten sonra artık abi kanalı bir depara kaldırma zamanı geldi abi. Kanal epey bir duraksadı. Artık ben ipleri elime aldım abi. Artık her gün sizlere süper videolar gelecek abi. Her gün saat 16 çift sıfır dediğimiz yeni video gelecek. Ekstra olarak da short videosu yani kısa video olarak da bir veya iki tane günlük olarak gelecek abi. Sizlerden ricam like atarak ve abone olarak bana destek olmanız. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Burada ramor falan vermiş. Bu da gider. Bu masaya da gider büyük ihtimalle. Bu arkasındaki ekipmanla gider. Bir çerdöver gider. Bu da gider. Bu da gider. Bir tek kalırsa fent kalır abi. Hatta fent kalsın. Çünkü fenti bu aralar kullanmaz. Sarıyor beni. O yüzden. O epey bir donma oldu. Ama güzel. Tamam neyse. Abi dediğim gibi önce biz bir eskiler satalım şuraya çıkalım abi alana bir çıkalım abi şöyle garaja geldim küçük traktörlerden Valtra'yı sat şöyle masayı nasıl bırak aslında ya eski tasarımmış biz bunu yeni tasarımlısını alırız yani şimdi masaycılar kızmasın hiç daha iyisini alacağız. Lan fent de ver gitsin ya. Daha iyi bir şey alırız. Satıyoruz abi. Hiçbir şey koymuyorum bakalım total fiyatı ne olacak. 1 milyon 521 bin dolarımız var abi. Böyle ufaktan P tuşuna basıp şöyle bunlar zaten anting gunting moto bilmem ne. Şuradan küçük traktörlere bir girelim. Şimdilik reis şöyle modlu bir şeyler alalım. Orijinal traktörlerle işimiz yok. Şöyle gelelim. Hiç kullanmadığımız yani diğer seride görmediğimiz bir traktör olmasını istiyorum. 5S falan çok kullandık. 5S almayacağım. Şöyle 54 serisi alalım lan. 54 serisi bildiğiniz üzere süper güzel bir traktördür. 54-50 olsun. Şöyle gördüğünüz gibi zaten modifikasyonlu bir traktör olduğu için bizim imza gelir yani reis. Abi böyle ağırlıkları da fulleriz. Fielder ne? Yok la böyle olsun. Ne çizim? Ha, çift depolanması olsun. Biraz da barış ağımız olmasın. Barış ağasız da yapabiliriz bence. GPS olmasın. Ana renk dediğimiz ne oluyor? Yok ya kırmızı olsun. Deyip şöyle ilk traktörümüzü aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir tane daha küçük traktör alacağız. Ne alalım? Tabii ki TÜMOSAN. Yani bu koşulsuz şartsız abi. Burada bahane istemiyorum lütfen. Yani bu benim ince noktam. Her çiftliğimizde olduğumuz gibi burada da bir adet TÜMOSAN'ımız olacak tabii ki. Şimdi iki adet küçük traktör aldık. Şimdi orta boy traktörlere girelim. Yok, yok, yok. Geç abi bunları. Geç, 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 geç derken şurada bir 8S gördüm ama modlusunu alalım almışken.
Şurada da baktım böyle güzelinden. Burada case var da case'in iç tasarımını sevmiyorum. Yani güzel ama oyunu da güzel yapmışlar yani öyle diyeyim. Şimdi burada bir adet 8S alalım hemen. 305 ağır gelir. 285 alalım. BKT lastik ve çift tekerlek değil. Yok, tamam bu şekilde olur ama. Ula bu ne? O gerek yok, gereksiz. Ama renk. Üf. Ama neyse, kırmızı olsun. 5 kuruş fazla olsun. 5 esmimizi de böylelikle almış olduk. Şimdi aga. 2 MF bir tümosanımız oldu. Bir tane New Holland ya da başka bir marka çekmemiz lazım. Ne çeksek? Yok bu güzel değil o. Onu biliyorum. Allah Allah. İkisi aynı mıymış la bunlar? Şurada olması lazım ya. Bizim diğer seride kullandığımız T6'yı alacağım. Çok güzel sevdiğim bir traktördür o da zaten. Hı, bu. Siyah alalım bu sefer. 140 ideal. 140 hoş oluyor. BKT lastik. Geniş lastikler artı ağırlık tepelenmesi 2 tane olsun. Ekstra aydınlatması olsun yani şunlar abi olsun. Çamurluk eki olmasın. Orijinal olsun sadece. Orijinal de bu. Etiketlerden ağırlık olsun. Ön yüklüsü olmasın. Jant rengi. Niye oynamayalım ya? Güzel. Şimdi bizim ne oluyor lan? Burada mı? Oyun ayarlarından otomatik çalışmayı kapatalım. Ekin tahribatı kapalı olacak. Ay başına bir gün tamam. İlk baştan bakalım gidelim. Otomatik kayıt aralığı 5 dakika olsun. Zaman ölçeği ekonomik kolay normal olsun bu. Trafik açık olsun. Mevsimsel bölüme hayır. Kar açık kapalı peri saban gereksinimi açık olsun. Tam bunların hepsi açık olsun. Normal motor açık otomatik kapatma şey dımbırtı kapalı. Yakıt kullanımı full yüksek olsun. Mazot yaktı traktörlerimiz. Bence gayet güzel traktörlerimiz de oldu yani. Tabi dediğim gibi işte grafik modu haritaya iyice render alana kadar böyle minik minik takılmalar olabilir. Onları kafaya takmayın. Ya şu bir tane mod var abi. Hangi mod olduğunu da bilmiyorum. Traktörlerin yatmasını sağlıyor ama hangi mod olduğunu da hiç bilmiyorum. Bulamadım. Bilen varsa yazın ya. Vallahi billahi. O çok önemli olur benim için. Hatta ricam olur sizlerden ricam dayı. Tüm otana da götürelim şöyle çiftliğimize. Tüm otana biliyorsunuz zaten göstermeye bile gerek yok. Yine garaj traktörü olarak da kalabilir. Bilmiyorum hiç de yapabilir. Duruma göre bakacağız ama şu an ayna gibi parlıyor yani kaputta nesnelerin ışıltısını görüyorsunuz. İçinde de bir sıfır tümosan kokusu var yani. Her traktörün kendine özel bir sıfır kokusu vardır bu arada. Çiftçi olanlara bilir abi. Dönmedi ki. Şöyle gel abi. Hop tamam. Kal burada. Oha.
Çiftliğimizin büyük abisi, ağır abisi bu da. Massey Ferguson 8S. Konumunu attılar mı lan? Nerede? Ya abi takılmalar bir geçmedi, yeter artık lan. Sığar mı lan oraya? Bir bakayım. Sığar gibi duruyor, bakalım yine. Vay al. Açık da alçak olsa şey yapmayacağım, sığmayacağım. Şimdi bunda da diğer hemen ekipmanlarımızı falan ayarlayalım, onları götürelim. Şuradan en baştan remorktan başlayalım abi. Nasıl bir remork olsun? Şu remork kullanalım bu sefer. Misal veriyorum ama salladım şöyle. Hoşumuza gitmezse yine değiştirebiliriz. Abi öyle olsun. Mitos. Şöyle olsun ya. Şöyle arkadan olsun. Kapasiteyi yükseltebiliyor muyuz? 15 ton tamam. Bunlar gri olsun. Renk olarak mavi kullanalım ya. Uzun zamandır mavi remote kullanmıyorum. Şimdi bunun arkasına bir de remote lazım. Ve bir de arkasına 4 tekerli remote almayı düşünüyorum. Aa bunu alalım. Pancar tahta olsun. Bunu da mavi yapalım abi. Aa bu maviden. Şunu, jant rengi beyaz olsun. Bunu siyah yaparsam nasıl olur? Sanki şunu başka bir renk yapsak. Evet. Şimdi güzel oldu. İlk başta şöyle ramorlarımızı bir takalım gidelim abi. Gel bakayım. Aa her şeyden önce tabii ki arka cam. Biliyorsunuz arka cama karşı farklı bir sempatim var. Yani biliyorum. Bilmeyenler yani bilmiyorsanız öğrenin. Arka cam çok önemli bir mevzudur çiftçilikte. Yani çiftçiliğe başlayacaklara duyuruyor yani. Arka camınızı kesinlikle açın traktöre bindiğinde. Sanki bir sunroof'lu bir arabanın sunroof'u gibi abi. Her fırsatta açacaksın yani. Burada sunroof'umuz da var ama arka camın yeri bizde bir ayrı. Ramorklarımız da gayet güzel önden. Hoş, güzel. Perfecto. Arazi de bizim bu arada. Çitlerle çevrili arazi bizim yani. Şurası bizim. Oyun veriyor burayı. Ama biz burayı ilk başta hani ileride çiftliği büyütürsek ya da hayvancılığa falan başlayacak olsak öyle kullanıyoruz. Ama biz ilk başta tarlaya çevireceğiz burayı. Tarla olarak kullanacağız. Burası da bahçe girişi abi. Çiftliğimizin. 3 tane mi 4 tane mi girişi var çiftliğimizin. Burası bahçe girişi. İşte gördüğünüz gibi. Şurası da asıl çiftlik girişi. Yani ön bahçeye giriyor. Buradan yapıştıralım abi. Şimdi abi kısa yoldan kesiciye geldi sıra. Önce bir biçerdöver alalım şuradan kendimize. Silah biçerdöverini ne yapacağız? Sürekli New Holland kullanıyoruz. Şöyle bir şundan. Fendt. Yani koşulsuz şartsız. Evet biraz uykum gelmiş olabilir. Ama koşulsuz şartsız Fendt. Fendt'ten asla vazgeçmem. Michelin. Michelin nasıl? Michelin güzel. Jant rengini tabii ki kırmızı yapacağız ya. Fendt'te kırmızı jant olur abi. Şimdi tamam bir çerdöveri aldığımıza göre şuradan da kesicisini de alalım. Bununki bu. Şöyle Fendt yaptık bunu da. Şimdi şöyle tamam. Şimdiki onu da hallettik. Patatese gerek yok. Ona buna şuna hepsi hiçbirine gerek yok. Aa buradan saban seçelim kendi traktörümüze. Ya şimdi büyük traktörümüz de var, küçük traktörümüz de var. O yüzden bir tane küçük bu esasında.
Bunu aldık. Bunu küçük traktörlerde kullandık. Bir de büyük traktöre göre bir şey olması lazım. Yani 8S'e göre bir oyuncak lazım bize. Abo güzel. Abi böyle olsun. Bu da böyle olsun. Güzel. Abo çok iyiyim ya. Bu ne? Arkadaki eklentiye gerek yok. Buna da gerek yok. Bu ne? O süspansiyon sistemi galiba. Evet, süspansiyon sistemi o da. Şimdi bize bir de şuradan hızlı pratik şeyler için şunu alalım geçelim. Böyle gri tonları, gri ve beyaz tercih edeceğim. Yok, bu olmadı. Ama şu olabilir. Tasarım renginde şöyle. Ha tamam. Bence idare eder yani abi. Tamam, buradaki işimiz de bitti. Mimzerler de şurada kırmızı bir tane şey olacak ha bu. Bu arada 700 binin altına düştük bile abi. Şu an ekip biçebilecek durumdayız. O yüzden fazla aşağılara inecek. Şu an bir şey yok ya. Geriye kalan 700 bini arazilerde falan kullanmak istiyorum. Çünkü arazi hiç yok şu an. Kendi arazimde hiç yok. Evet, bu zaten bütün traktörlerimizde olur. Şu mavi de büyük traktörü aldım. Bu ağır bir pulluk bu arada yani. Şey değil. Baba bir pulluk. P6'nın önünü bile dartıyor ya şöyle yaptığımızda. Ama çekerler ya. Şu şey modu aktif değil tabi. Çift çeker tek çeker modumuz aktif olsa daha güzel şeyler yapabilirdik. Abi öyle gel. Gel. Lan. İndir abi. Şimdi diğer sabanı getirmeye bunun gücü yetmez. 8S'e gideceğiz o yüzden. Hem onun önüne de bir şeyler takarız. Öyle getirmiş oluruz yani. Bir kere de iki ekipman getiririz reis. Peki resmi de güzel. Arka cam açılıyor mu? Ne dedin sen? Aho! Kapıya gerek yok. Arka cam açılıyorsa tamamdır. Şunun tadını bir bilenler bir laygatsın oraya diyor amcanın biri. Anno diyor hatta. Evet. Pansiyonlu pulluk dediğim şey şuydu abi. Şöyle tak bakayım. Evet tam olarak bu. Gördünüz mü? O taktığımız ekstra şey bu işe yarıyordu abi işte. İyi değil mi ya? Şunun önüne de şunu takarız. Böylelikle şuradan güzel görünüyor ha. Tamam değildir. Yürü abi. Baskada aşkım baskada. Kim tutar seni baskada? Hemen hızlı bir şekilde ekipmanlarımızı taşıyıp şeye başlamak istiyorum ya. Hemen tarım işlerine başlayalım ya. Ekipman taşımak ve bir bölüm geçirmeyelim. O yüzden hızlı davranalım, pasif davranalım. Ki biraz iş yapalım ya oraya. İndir tırmığı, şöyle dibe sokalım tırmığı. Bak gel bakayım. Şöyle. Hop şöyle.
Ya bu buna takıldım çünkü birazdan zaten şeye gideceğiz. Oradaki şeyi getirmeye şununla gidelim. Ünitesi güzel. Çok güzel bir sesi var abi traktörün. Öt. Şimdi bu mimleri büyük ihtimalle ön taraftan sokamayız. O yüzden çiftliğimizin hem diğer girişini göstermek amaçlı hem de rahat bir şekilde gidebilmek açısından abi. Arka taraftaki girişini göstereyim ben size çiftliğimizin. Ha, şuradan şöyle gidiyoruz. Hop, girdik buradan. Yapıştır. Bu arada ikinci elde falan bakalım ya. Belki ikinci elde şimdi yarayacak bir şey vardır. La bu kapıdan girmiyorum la bu. Girer büyük ihtimalle, bir deneyelim bakalım. Tamam. Tam bu kapıya göreymiş bu ekipman. Bunu da arka tarafa taşıyalım şimdilik. Çünkü bu böyle şeyler çok yer kaplar. O yüzden öyle oralarda durmasına gerek yok hacı. Hemen şuraya yanaştıracaksın. Yağmur falan hiçbir şeycik de olmaz bunlara. Ben yaz günü abi Ağustos sıcağında ne olabilir ki insan? Ama bu arkadaş burada durdu çünkü bir çerdör geldi şimdi oraya. Evet, sent. Bir çerdörümüz sent seçtik. 62-75. Çok güzel bir çerdördür. Daha önce kullanmışlığında vardır epey bir. Gerçekte değil tabii ki. Oyunda kullanmışlar bunu. Gerçekte nerede bulacaksın da bunun için? Biz gariban adamızdayız. Efendim bir çare ne işi var bizim elimizde? Bizim elimize geçerse biz zaten koparmışızdır onu. Çevir. Hop, tamam. Fentle asat yapmazsa gayet zevkli. Şuradan direkt geçelim la bu. Ya ben spor yapıyorum ya. Yapıştır abi. Deposu da bu şekilde açılıyor. Ama deposu kapatalım şimdi. Ya böyle ucu geniş olan ekipmanları direkt bu kapıdan sokarız. Çünkü gerek yok abi sıkışıklığına gerek var. Çüş. Burası zaten tam bir çerdöver garajı imiş. Lan. Ucu ucuna giriyor şerefsizim ya biçer. Stop çektim. Şimdi abi biz sürüp ekip biçebiliyoruz. Yani tohum eksiğimde tohum falan da alırız. Şimdi de tarla lazım. Tarla fiyatlarını bilmiyorum. O yüzden bir tarlalara bakacağız. Oyun şöyle bir gayet edelim şunu abi. Hazır bu ekrana kadar gelmişken. Benim çiftliğimiz burası hacı. Düzgün bir tarla istiyorum öyle işçiye falan verebileceğim. Çünkü her şeyi kendim yapmaktan sıkıldım artık diğer altıdan. Düzgün orta boyutlu bir tarla istiyorum. Ha, böyle daha iyi oldu. 959 zaten orası çok da büyük hacı. 47 numara neymiş la? Orada bir hemen hasat hazır bir şey varsa çünkü hasat yapmak istiyorum abi ben. Böyle yapıştıralım mı buradan? Burada araziler de alabilir de çok küçük bunlar da yani aman aman büyük değil. Aa, buradan böyle geliyoruz. Ha geliyoruz buradan böyle yap duruyoruz. Buradaki tarlalar da büyükmüş esasında. Nerede yol olması lazım burada bir yerde. Ha. Aa, bu tarla hangi tarla?
Burada iki are tarla varmış. Ha, tamam, aradaki şimdi gördüm. İyi ya, buradaki tarlalardan birini almış. Uzunu almayalım mı ya? Uzun tarlamız olsun bir tane acı. 47'ye bakalım bir de. 47'de ne var? 37 mi 47 mi? Hangisiyse. Yani mısır bizim başımıza bela olabilir şimdi. O yüzden mısırı almayacağız zaten. Şöyle uzaklaşalım. Gayet süper bir arazi yani acı burası. Eğer bizim piyasamızda duyarsa burayı alalım. Öyle değil mi ya? Çok iyi arazi mi burası? Hem düz. Kaç papel istiyorsun? 216 bin. Aldım gitti lan. Son bir arazi daha istiyorum abi. Zaten bunlar çok yakın. O yüzden başka bir yerden şöyle almayı düşünüyorum. Onu da buradan yapıştıralım. Ya. Aa, esasında böyle bir arazi alıp kendim de sürebilirim. Çünkü böyle araziler daha ucuz oluyor. Neyse, bakarız duruma göre. Yok. Sarmaz. Şu an mısır bizi epey yorar abi. Bu büyük araziymiş zaten. Buraya paramızı istesek de getiremeyiz. Karakter yok oldu. Ben de farkındayım. Burada yani karakterim. Sıkıntı yok. Ama burada da harita bitiyor. Maşallah bu tarafı çiftçi hep mısır ekmiş ya arazisini. Mısır iyi para getiriyor herhalde bu haritada. Abi böyle bir harita almak, böyle bir arazi alıp kendimiz de yapabiliriz. Tarlamıza bakalım mesela, neredeydi? Mesela buradayız. Oranın fiyatı ne kadar? 134 bin, dev gibi tarla abi. Ya burayı da tamam, kendimiz yaparız. Tamam. 180 bin daha hala paramız var. Hayvancılığa sonra girişiriz. Şimdi dediğim gibi şöyle bir saban işine girişeceğiz ilk başta. O yüzden 8 esmide bir bindim. Ya şimdi hasat da yapılacak da hasata bakarız ya. Şu sabanla biraz bir keyfini çıkartmayalım mı oyunun ya? Yapıştır abi. Tamam, arabadan da toz girmesin şimdi. Küçük bile geldi ya bu traktöre. İyi. Bu iyi işaretti. Burası sandığımdan daha büyükmüş. İyi. O da güzel. Şu an her şey bizim halimde reis. Hemen şöyle dönelim. Sabah hemen biraz... Ne oluyor lan? Ne oldu? Oğlum ne aracı? Allah Allah. Aman reis, şöyle şurada bir kayıt alalım da biz. Bok yoluna gitmeyelim, dur. İçeri kaydedilsin lütfen. Lütfen. Ne oluyor ya? Acaba o arazide bir şey var? Sürdüğümüz için mi oldu? Neyse ya, orayı sürmeyelim abi. Diğerini de satarız. Düzelmedi hala bu arada oyun. 1 FPS şu an. Siz görmüyorsunuz değil mi? O zaman manuel olarak da bir kez daha kayıt alacağım. Neden? Siz görmüyorsunuz zaten. Siz de görün. Niye görmeyecek? Gördüğünüz gibi.
1 FPS şu an oyun çökmüş durumda. Ya oğlum yapma şöyle şeyler bir de ya. Hala düzelmedi bu arada. Geri çık yapalım bari. Oyundan çık. Gerçekten çıkmak istiyorum dostum. İnşallah başına bir şey gelmezse seveninde ilk bölümden. Oyun hala 1 FPS bu arada. Evet. Güzellik gibi. Gibi. 160-170 FPS. Tamam, güzellik. Ya büyük ihtimalle şuradan absürt modlardan birkaçı yapıyor. Daha hangisi yapıyor işte, ben ne bileyim abi. Gereksizler çıkartacağım o yüzden. Bunlar gereksiz. Ya gereksizlere hiç gerek yok abi. O yüzden gereksiz dediklerimizin hepsini çıkartacağım. Yani kullanmayacağımız şeyin olmasına gerek yok. Şu an başlıyor. Bu ne böyle? Ha bunu da boş ver. Ha bunu da boş ver. Bunlar zaten hiç kullanmıyor. Bir ama şunu kullanabiliriz. Geç. Şimdi zaten ben buna başlasam bir 45 dakika uğraşırsın bütün modları seçmeye göre. O yüzden yapacak bir şey yok. Oyun FPS düştü lan. Ne oldu? Yapma lan. Güzel oğlum. Evet, harita adında böylelikle görmüş olduğunuz Ece. ZDZIECHOW W Amuda kalkmış M diyerek bulabilirsiniz yani. Oyun içinde bu harita bu arada. Yani dışarıdan indirmedim ben bu haritayı. Yani esasında daha önce de oynadım ben bu haritada. Hiçbir sorun yok. Hatta online de oynadık biz bunu. 3 kişi mi girdik? Yok, 2 kişi girdik. Hiçbir sıkıntı yok yani. Hatta canlı yayın bile açtım lan. Twitch'te canlı yayın yapıyordum o zamanlar. Ve hiçbir sıkıntı yok. Çata çata da oynuyorduk yani. Bir FPS'e geri düştü bu arada oyun. Düzelir gibi oldu. Yani bu ekranda 100 FPS'ten aşağı düşmemesi lazım. Burada bir şey yok ki. Tamam, oyun yükleniyor da. Yani normal haritalarda 30'un altına düşmez de burada 32, 31'e düşüyor. Yükseliyor. İnşallah güzel ya. Ya bu bölüm bizi idare etsin de ben zaten bir dahaki bölümde diğer anting bunting bütün modları kaldırırız. Böylelikle de şey yapmış oluruz yani, düzeltmiş oluruz. Bir tane moddan kaynak. Şimdi şuradan baksam açılmıyor arayüz. Oyun bir başlasın da. Bir bakalım karın ağrısı neymiş, hangi moddan yapıyormuş onu. Oğlum 95'te kalma ya. Yapma bunu. 0 FPS diyor oğlum. Allah Allah. Ya yapma şunu ya. Şaka mı oğlum bu?
13, 7, 4, 3, 2. Güzel mi doy? Ne var ya, hiç hata da yok. Oyun yine 1 FPS anladım. Allah Allah, ne oldu ya? Bekle bakayım sen. Bizim çiftlik burası. Şurayı sürdük diye oldu büyük ihtimalle o ya. Gidebilirsem mi oraya? Allah Allah. Ya oğlum ne oluyor ya? Dur bakayım. Haritanın altına düşmüş bu traktör. Tavan da satacağız mecbur. Önemli değil, bunların parasını geri çekerim ben de. Önemli olan haritayı düzeltmek şu andayız. Evet, düzelttik. Demek ki neymiş abi, bu araziler sürmemek gerekiyormuş. Sürersek böyle oluyormuş. Sürmüyoruz madem burayı. Şimdi bir şuradan para aktarmamız gerekecek. Çünkü orayı zararına sattık abi. 100 bin alırım ben bundan. 150 bin alırım abicim ya. Ben burada o kadar uğraşmışım. Ben bu kadar traktör sattım falan filan olmaz yani acı. Evet, bir yeri kapatalım. Of, düzeltemeyeceğim diye korktum ya. Orta koy traktörler. Nerede bizim şeyimiz? Şimdi fullünü alırız artık. Ha. Kaç? 252 bin mi? Vay yavrum vay. Dolandırıcı bunlar ama. Tamam. Yak. Yak yak yak. Tamam, zaten aldım. Zaten o sabah da küçük gelmişti. Sabahın da büyüğünü alabiliriz bu bahaneyle. Artı 7'li bir pulluk lazım. Ya bu küçük. Bunlar da küçük pulluk, öyle aman aman büyük pulluk değil. Bu da 4'lü sabitmiş. Bir daha niye adam gibi büyük pulluk yok? Beşli bu küçük gelir 5 ise. Merhaba değil ızgara. O da olsa bu da olsa fark etmez. Küçük gelir canım benim. Canımın içi. Altılı yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Bunları küçük yapalım ya.
Olmasın. 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 Satın al. Lastikler niye böyle oldu lan bunun? Neyse, böyle daha güzel oldu. Ya da olmadı. Bilmiyorum. Ana şeyi de iptal etmişiz. Neydi o? Süspansiyonu iptal etmişiz bakın. Direkt şeyden sallanıyor şimdi, orta koldan yapıyor bunu. Neyse ya, yürü, bir şey olmaz ya. O zaman şu sürmekte sıkıntı yaşıyorsak şuradaki aracımızı satalım biz. Çünkü ben sürmeyeceğim araziyi almayayım, niye alayım ki? Yani hazır tarla alalım o zaman, öyle yapalım. Oraları da olmadı hayvancılığa falan giriştiğimizde bir şeyler koyarız. Ürün yapamıyorum, ne yapalım? Ya yok ya, ben 15 dakika uğraştırdım herhalde. 10 dakika uğraştırdı yani. Videonun 10 dakikasını yalan etti yani o. Bak. O yüzden hemen sata gidelim. Tamam, masana niye bindin? Ama hiç burayı hiç sürmeyelim. Sürünce sıkıntı oluyor. Çingene bir bakalım ya. Araltı varmış da şimdi gerek yok. Onu hiç tarif. Bu kapıdan sığar mı bu? Çok zor bir ihtimal. Zoru severim, imkansız zamanımız. Yakta pelambamızı at dörtlüyle dalım fındıkla. Aha, ne güzel bir tarlaymış, uzun düzgün, epey de uzunmuş yani reis. Alırım ben bunu. Aa ne ya, hayırlı olsun deyip o zaman şöyle X tuşuna basıp yok. Hop. Böyle. İyi, buyruğu da kurtardık. Böyle gidelim. Zamanında dökmeye başladığımıza göre. Aşkın ateşine diyor doğdum. Hatta tarla biçmeyi özlemişim o. Epeydir. Bilmiyorum, 400 babalar mı? Bu arada zaten çok rahat zengin olur çünkü arazilerimiz hem düzgün hem de büyük. Bir bakmışsınız yarınki bölümde ikinci fente getiriyor çiftliğe, yani hiç belli olmaz bu işle. Yani sırf balyasını bile satsak iyi para ya yani, reis. Ya da bu haritada hayvancılık yapacağız çünkü arazimiz büyük olduğu için samandan, ondan bundan ya da sıkıntı olmaz. Hayvancılık yapalım o zaman biz burada ya. Şöyle büyük baş 200-300 tane hayvan alalım. Başa gitmeden %50'sini dolduracak herhalde. Bunu bile geliriz. Bir depo atarız direkt.
Güzel para. Böyle gidiyoruz diyerken 135 oldu muydu? Naşa denk geldi lan. İyi hem çiftlikte şu an 2 adımlık yer. Küçük balyam yapalım burayı, büyük balyam gençler, onu yorumlara yazsın diye. Ya. Zaten şimdi burada bir depoyu boşaltalım, videoyu da bitirelim orada. Ben buranın biçimine video dışı devam edeyim orada. Yani müziksiz dediğim gibi işte müzik olmadan sarmıyor reis. %54 diyor lan. Bir daha başa çıkamayacak herhalde. İyi, tarlanın iki ucunda da yol var. Bu çok güzel bir şey esasında. Yani işçiye falan verdiğimizde ilerleyen zamanlarda bir sıkıntı olmuyor. Ama şimdi bu burada giderken depomuzda olacak. Ne yap? Bir şeyle avuyduracağız. Gidelim şöyle. Bir yere kadar reis %70'ini doldurduk. Başa çıkmadan depoda olacak. Bir şekilde ayarı vereceğiz. Çok iyi değil mi ya? Santim çok hoşuma gitti bu arada. Yeni favorilerimden biri de Santim Biçer Döver Reis. Uzun zamandır zaten hep ne olanın Biçer Döver'ini kullanıyor. Farklılık oldu bizim için de iyi oldu. Ya şuralarda falan traktör bizim çıktı. Okuyalım şöyle. Bunları da boşaltmış oluruz. O zaman şimdiden reis biz ikinci sentin haneye hayırlı olsun diyebiliriz. Çünkü bu haritada iki biçer hatta üç biçer de çalışmamız lazım reis bizim. Bakalım bir tane daha bir alalım ikinci bölümde. İlerleyen zamanlarda bir çay verir büyük ihtimalle 3 tane yani bu gidişine. %91, %92, %93. Buğday biçiyoruz bu arada. Demiştim de. Merak edenlere söyleyeyim. %95 oldu. Çıkmadı lan aşağı. %5 oldu. Zor. 96, 97. Biz boruyu açana kadar 98 olur. 99 oldu ve 100 oldu şimdi. Tamam, dur burada. Gel biraz geri. Hangisiyle gidelim? Tabii ki NH ile gidelim.
At abi tepe lambalarımızı. Öf. Ya çok yakışıklı olmadı mı bu traktör böyle? Ne dediniz? Öndeki remorkumuz da 15, arkadaki remorkumuz da 13 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam totalde 15'e 13 eklediğimizde kaç yapıyor lan? 28 ton kadar mahsul alabiliyoruz. 28 ton da gayet güzel ya reis. Ha, şurası bizim arazinin olduğu yer. Tamam, dur dur. İyi, burası zaten şey arazisi. Buradan bir şey olmaz yani, Çin'e tek de bir şey olmaz burada. Patinajı aldırmadan böyle dönelim. Aradan girip gideceğiz. Hızımı düşüreyim ben şöyle. 15 iyidir. Sıkıntı yok. Çiğnesek de o kadar da. Edcik çiğniyoruz ya, o kadar da hiçbir şey olmuyor. Edcik. Ben şimdi şuradan çıkacağım komple. Tamam. Yapıştır. Bas 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 bas. Let's go, let's go. O kadar büyük ki araziler abi, harita render almıyor. Ups. Neyse, ilk arkadakini doldurdum. Şöyle ilk depomuzu boşaltmışken abi. Abi öyle ben Fenty yeni sezonun birinci bölümünü kapatıyorum artık. 52 dakika olmuş abi. Bence gayet güzeldi. Biraz sorunlarla falan karşılaştık ama iyiydi yani, idare ederdi. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet.